Hoş geldiniz, merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar. Selamlar, selamlar, hoş geldiniz. Hepinizin Kadir Gecesi'ni kutluyorum bu mübarek günde. Tüm dileklerinizin kabul olmasını diliyorum. Hayırınız olsun. İyi kandiller. Allah emeklerinizi boşa çıkartmasın. Çok dua ediyorum bunun için. Selamlar, iyi akşamlar. Kadir geceniz mübarek olsun. Tekrar tekrar. Bu akşam Kayseri Acıbadem Tüp Bebek Merkezi'nden doçent doktor Mustafa Taş bizimle birlikte olacak. Tüp bebek doktoru gözüyle erkek infertilitesini anlatacak. Hayırlı yayınlar, hayırlı kandiller hepinize. Bu güzel günde birlikte olduğumuz için de çok mutluyum aslında. Biraz tereddüt ettim, anket de yaptım ama bir gönül birliği olsun istedim aynı zamanda. Yapma yani başka bir zamana da erteleyebilirdik. Böyle bir günde yoğun bir şekilde herkes birlikte olursa aynı duygularda beraber oluruz. İyi dileklerimizi sunarız. Bebeklerin gelmesi için diye düşündüm. Aynı zamanda doktorumuzdan da güzel cevaplar alırız, iyi aydınlanırız diye düşünüyorum. Ben hemen bakayım. Doçent Doktor Mustafa Taş bizimle olacak. Geldi mi diye. Evet, davet ettim. Birazdan burada olur. Evet. Mustafa Bey de tereddüt etti. Acaba çok katılan olur mu olmaz mı diye. Hoş bulduk, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. İnşallah sevgili Songül, inşallah. Herkes mor kalbini, pembe kalbini alsın inşallah. Çok dua ediyorum böyle gördükçe hepinizi. O kalpler gelsin herkese. Mustafa Bey'in de lokmasını boğazına dizdik. Hepinizi. Canlı yayınlarında belli bir saati var. O saati şey yapmak istemiyorum. Herkesin alıştığı bir saat. Sizin de Kadir geceniz mübarek olsun. Dur. Mustafa Bey'i tekrar davet edeyim. Katılamadı. Birazdan katılır. Arkadaşlarımız da yavaş yavaş gelirler. Çok iyiyim. Arkadaşlar siz nasılsınız? Siz de iyisiniz inşallah. Hayırlı kandiller, hayırlı kandiller dilerim. Herkesin dilekleri kabul olur. Siz daha oruçlusunuz. Neredesiniz Aleyna? Hangi ülkedesiniz? Başka ülkelerde olanlar tabii değişik saatlerde açıyorlar oruçlarını. Belçika bir saat sonra. Ay canım. Allah sabır versin. Çok az kalmış. Mustafa Bey'i tekrar davet edeyim. Mustafa Bey'in internetinde bir sıkıntı var herhalde. Ay çok güzel. Mustafa Bey de ikiz mor kalp annesi. Sevgin lütfen bana tedavi hikayeni yazar mısın? Çok rica ediyorum. Çok umut oluyorsunuz. Sizin yazdığınız tedavi hikayeleri diğer arkadaşlarımız için çok büyük umut. Almanya'dan Noay. Ben de Almanya, biz de bekliyoruz. Yarım saatimiz kaldı. Ay ne güzel. Hadi bir an önce.
Allah kabul etsin arışlarınızı. Gelir gelir. Hoca gelir. Bazen internette takılmalar oluyor. İki defa davet ettim, düştü. Maşallah. 5 aylık ikiz gebeyim. Murat Aslan hocam sayesinde. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Dur. Ah, merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hayırlı Hoş kandiller. bulduk. Sağ olun. Sizlere de hayırlı kandiller Sibel Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkürler. Yani katılır mı, olur mu, olmaz mı diye şey yaptık ama sizi çok özlemiştik. Hem sizi herkes görsün, burada izlensin kayıt. Tabii Güzel tabii. değerli şeylerinizi de alalım, bilgileri de alalım. Nasıl olsa izliyorlar arkasından diye Tabii. düşündük. Tabii tabii. Bugün Birazdan da güzel güzel bir gün. arkadaşlar. Evet, Evet. bugün güzel bir gün. Mübarek Kadir Gecesi. Evet. Buradan bizi dinleyen bütün anne olmak isteyen tüm hastalarımızın hepsinin Kadir Gecesini kutluyorum. İnşallah bu gecede dualarımız kabul olur. İnşallah, Seneye bu inşallah. zamanlara inşallah onlar da anne olurlar. Hani biz de onlar için burada elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Faydalı olmaya çalışıyoruz. İnşallah da İnşallah. muvaffak oluruz. İnşallah. Yani yüreğimizle gerçekten çok içtenlikle yararlı olsun, hayırlı olsun. Onlara ya yani minicik bir şey açıyor olabilirsek ne kadar büyük mutluluk bize vesile olmak. Ayrıca hocam katılır da biz katılmaz mıyız diyorlar. Ne kadar güzel bir şey. Sağ olsunlar, sağ olsunlar. Gerçekten hastalarım bizi seviyor. Ben de onları çok seviyorum. Kalp kalbe karşıdır hep böyle. Hani şu an dünyanın her yerinden hasta geliyor. Hani Kayseri Evet, bunu... şu anda Belçika'dan, Almanya'dan katılanlar var. Evet, Onlar evet. da. Evet, her Ay, yerden sağ olun. katılımlar var. Çok Biz sağ olun çok mutlu arkadaşlar. oluyoruz. Biz çok mutlu oluyoruz inanın ki. Hani gerçekten de güzel bir iş yaptığımızın farkına varıyoruz. Evet. Ne güzel ne mutlu bize. Hani burada emeği geçen herkes, sadece hekim olarak ben değil tabii ki. Burada Kayseri'de gerçekten çok güzel bir ekip oluşturduk. Evet. Gerçekten de çok 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 iyi işler yapıyoruz. Hani burada da insanların da böyle çiftlerin de bize gelmesi bizi çok çok mutlu ediyor. Şimdi her taraftan yazıyorlar mesela. Sakarya'dan Evet, yazmış, Fransa dedi bir arkadaş. Tatvan'dan yazmış, Diyarbakır'dan yazmış. Kayseri'de. Hani dünyanın Kayseri. her yerinde. Dünyanın her yerinde. Hani Evet. gerçekten çok mutlu oluyorum. Hani her yerde artık benim bir evim var diyorum. Ne kadar güzel değil mi? Tabii tabii yani düşünsenize. Yani her yerde böyle benim yakınlığımı, onların yakınlığını hissettiğim bir şey var. O da beni çok mutlu ediyor. Çok Çok mutlu ediyor. sevindim. Çok keyifli, çok keyifli oluyorum açıkçası. Ankara, Niğde. Ah, çok güzel. Tabii Hocam tabii. fazla siz de yani şey lokmanızı da gırtlağınızda bıraktık gibi geldi bana. Evet, Yok yok. Bursa. Estağfurullah olur mu? Estağfurullah. Bursa. Estağfurullah. Hepinize arkadaşlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hemen konuya gireceğim. Hocamızı da fazla yormak istemiyorum. Oldukça yoğun da bir gün geçiriyor. Tüp bebek doktoru gözüyle erkek infertilitesi dedik. Çok güzel bir başlıktı, konuydu. Evet. Soracağımız çok şey var. Ne yapıyorsunuz? En zor rahatsızlıklar neler? Nasıl bir ön tedavi uygulanıyor? Yani o kadar çok soru var ki nasıl başa çıkacağız bilmiyorum. Yavaş yavaş cevaplarız. Bir saniyenizi alacağım. Ben Tabii şurada. tabii. Konya. İftar sonrası çayımı da alayım. Herkes çayını Ha, alsın. tamam. Güzel bir sohbet yapalım. Evet, biz bizdeyiz. Keyfinize bakın. Tabii. Herkes güzel bir sohbet olsun istedim. Ben de çayımı aldım. Çok. Sonuçta hani burada gerçekten insanlara faydalı olalım diye şu güzel bir ortam yaratıp sohbet ediyoruz. Aslında benim muayenelerim de öyle geçiyor. Beni tanıyan hastalar çok gayet iyi bilirler. Geldikleri zaman bir aile ortamı oluyor. Aile ortamında biz bunları tartışıyoruz. Tartışırken hem bayanı ele alıyoruz hem de erkeği ele alıyoruz sonuçta.
Hani ben her zaman şunu savunuyorum. Problem tek taraflı değildir. Hani hep soruyorlar Sibel Hanım, ya problem bende mi? Problem bende mi diye bir şey yok. Siz bir çiftsiniz ve sizin bir probleminiz var. Hani Çok sizin güzel bir bir bakış probleminiz açısı. olduğu için bu problemi nasıl çözebiliriz? Açıkçası onun üzerinden konuşuyoruz. Bayan tarafıyla ilgili olan kısma zaten bir tüp bebek doktoru, hani kadın doğumcu olduğu için gerçekten hakim olması gerekiyor. Ama ben bu konu başlığını belirlerken hani gerçekten orada hani şu cümle çok önemliydi. Tüp bebek doktoru gözüyle erkek infertilitesi. Bize geldiği zaman hani hasta, ben bir kadın doğumcuyum. Tamam, kadın doğum ve tüp bebek uzmanıyım. Ama Evet. benim erkek infertilitesine de hakim olmam lazım. Çünkü Tabii ki. bu çift geldiği zaman, çünkü kongrelerde de biz şöyle yaparız hep. Kongrelere gittiğimiz zaman infertilite kongrelerinde erkek infertilitesini de tartışırız. Erkek infertilitesini de tartıştığımız için bu konu aslında bizim konumuz. Tabii ki ürolojinin bize faydası olacak bir ekip işidir bu. Ama onların baktığı bazen farklı göz, bizim de baktığımız bir gerçekten üremeyle ilgili olan kısma da baktığımız yerler oluyor. Biz burada mutlaka şunu yapmamız gerekiyor. Burada spermiyogram analizi, sperm analizi, semen analizi sonucunda neler yazıyor? Biz buna hakim olmamız gerekiyor. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün 2010 verilerine göre spermiyogram sonuçlarını elimize aldığımız zaman biz okuyoruz. Bir, burada sperm konsantrasyonu, mililitredeki spermin sayısı orada. Toplam sperm sayısı, bir de konsantrasyon var. Konsantrasyon 15 milyonun üzerinde olacak. Konsantrasyon 15 milyonun üzerinde olacak ve aynı zamanda bizim sperm bakıldığı zaman spermde 4 tane A, B, C, D diye bir parametre oluşturuluyor. Bunlar da spermin hareketine göre. Hızlı ileri, yavaş ileri, artı işte yerinde hareketli, hareketsiz. Şimdi biz baktığımız zaman A artı B %32'nin üzerinde olması gerekiyor. A artı B. Artı B. Evet. A artı B de yani ileri giden sperm sayısı, öyle söyleyeyim. İleri giden sperm sayısı %32'nin üzerinde olması gerekiyor. Şimdi sayılara bakarak biz hep spermiyogramı yorumluyoruz. Morfolojide Krüger kriterlerine göre %4'ün üzerinde olması gerekiyor. Şimdi bunları konuştunuz hocam da. Burada pratikte ne yapıyorsunuz? Pratikte Evet, nasıl bir yol izliyorsunuz? doğru. Şimdi bunlar bilimsel yanı. Pratik tarafında ne yapıyorsunuz? Pratik tarafında şunu yapıyoruz. Bir, bu hastada sperme bağlı bir patoloji düşünüyorsak, hani sperme bağlı bir infertilite düşünüyorsak, yapmamız gereken şeylerden bir tanesi şu. Spermiyogram sonucunda total, motil, progresif sperm sayısı deniyor. Bizim için asıl hepsinin Evet. bileşkesi. T, M, P, S, S. Bu sayı 10 milyonun üzerindeyse, tek bir şeyde topladım. Evet. T, M, P, S, S 10 milyonun üstünde ise gerçekten sperm sayısı yeterli, hızlı ilerisi yeterli. Bu sperm iyi bir sperm. Ama 5 ila 10 milyon arasında ise ve bu saydığımız kriterler haricinde infertilite var ise biz diyoruz ki 5 ila 10 milyon arasında hani aşılama yapılabilir. Soru işareti ama. Hani aşılamayı artık bilmiyorum ama hani gerçekten başarı oranları çok düşük olduğu için bir tüp bebek doktoru olarak çok öneremiyoruz açıkçası. Çok öneremiyoruz. Çünkü gerçekten ilaçlar çok pahalandı. Yine ilaçlara zam geldi. Ya hiç sormayın. Hakikaten böyle bir nasıl bir dert o? Evet. Tüp bebek ücreti kadar ilaç ücreti tutmaya başlıyor artık yavaş yavaş gitgide. Evet. Hani tüp bebek ücretlerine çok zam yapmadık biz gerçekten kurum olarak ki hani makul seviyede tutalım. Kurum gerçekten bunu hani hastalara karşı bir nevi böyle gerçekten iyi niyetini kullandı. Gerçekten ama tüp bebek ilaçları
Birken 3 oldu, 4 oldu. Tam 4 katı oldu. Yani bu çok önemli bir şey. Halbuki tüp bebek ücretlerini yükseltmedik biz. Çok aşırı bir yükseltme olmadı bu krize rağmen. Ama ilaç paraları gerçekten çok tutuyor. Hani şu an. Biz de hani gerçekten yapacağımız işte doğru düzgün yapmamız lazım ki belki bu hastanın bir deneme hakkı var. Çünkü tüp bebek bir denemedir açıkçası. Denemede belli oranlar vardır. Bu oranın üstüne çıkmaz. Keşke %100 hani %100 tutsa ama olmuyor. %100 diye bir hiçbir zaman için olmuyor. Tüp bebekte yok. Biz de tek atış hakkımız varmış gibi davranıp hastayı çok iyi analiz etmemiz lazım. Çok iyi analiz etmemiz lazım. Burada da işte spermi mutlaka iyi analiz etmek lazım. Eğer total, motil, progresif sperm sayısı 5 milyonun altında ise bu hastada hiç oyalamaya gerek yok. Tüp bebek. 5 milyonun altında ise bu hastaya 5 milyon. mutlaka tüp Evet. bebek. Evet. Total, motil, progresif sperm sayısı 5 milyonun altında ise tüp bebek. Peki hocam, morfoloji çok etkiliyor mu? Morfoloji bazen geliyor önümüze. Krüger kriterlerine göre 4. 4 mesela. Ama Şey, biz bir burada saniye Mustafa Bey, arkadaşlar sorularınızı soru kısmına yazarsanız buradan önümden akıyor. Tekrar sizi göremeyebilirim ve üzülüyorum öyle bir şey kaçırıldığı zaman. Sonra benimkini cevaplamadınız diyorsunuz. Lütfen arka tarafta soruları yazarsanız çok sevinirim sizden. Sağ olun, teşekkürler. şimdi bu Krüger kriterlerine göre morfolojisi 4'ün üzerinde olmalı iyi bir sperm diyebilmemiz için. Ama tüp bebekte morfolojiyi açıkçası çok önemsemiyoruz. Çok önemsemiyoruz. Ama baş anomalileri, bazı baş anomalileri var. Globozoospermi, hani bunlar çok gerçekten zor hasta grupları diye adlandırdığımız gruplar bizim. Morfolojisi spermin çoğu bozuk. Çoğu bozuk. Ama %0 yazdığı zaman hastalar hemen tedirgin oluyor. Hocam biz ne yapacağız? İşte %0 yazıyor bizim morfolojide. Ona çok takılmıyoruz tüp bebek Ne aşamasında. güzel. Tüp bebek aşamasında. Çünkü gerçekten seçme tekniklerimiz ile güzel spermler yakalayabiliyoruz. Ama dediğim gibi bazı hani anormal olan diyeyim spermler var. Hepsi öyle. Baş anomalisi var. Hepsi baş anomali. Hani bu hasta grubunda da yine gebelik oluşabiliyor ama hani dikkatli davranmak gerekiyor. Sperme bakarken hastada bazen tekrarlayan gebelik kayıpları oluyor. Tekrarlayan başarısızlıkları var. Bu hastalarda spermin bu sefer DNA'sına da inmek gerekiyor. Sperm DNA hasar testi. Sperm DNA hasar testi. Artık bu testleri de yapar olduk. Bu testler de yeni testler. Hani gerçekten bize yol gösteren testler. Eğer belli bir orandan işte %15-20'nin üzerinde sperm DNA hasarları varsa bunları hasarlı kabul edip ön tedavi dediğimiz spermi tedavi edip bu sefer erkeğe tedavi veriyoruz. Erkeğe tedavi verip tüp bebeğe öyle başlıyoruz. Ve tedavimiz hani kısa süreli olmuyor. Bazı hastalarda bir yıla kadar uzattığımız oluyor Sibel Hanım. O bayağı uzun. Tabii ki ara ara sperm tahlilleri Yani en az yaparak 3 ay falan diyoruz ya sperm için, yumurta için falan diye. Bu kadar uzun sürdüğünü hiç tahmin etmemiştim. evet, bazı hastalarda sürüyor. Çünkü verdiğimiz tedavi 3 ayda yetmiyor bazen. 3 ay sonra bakıyoruz. DNA halen hasarlı. Hasarlı olduğu için dölleme yaptığımızda hem döllenme oranı düşecek. 10 yumurta aldık, bunun 2 tanesi döllendi. Bizim bir işimize yaramaz ki. Hani o yüzden biz o 10'da 9 taneyi döllememiz lazım. 8 taneyi döllememiz lazım. Hani gerçekten güzel bir tüp bebek yapabilmemiz için. O yüzden işte benim söylediğim şey şu. Erkeği her zaman yine bayan gibi değerlendirip bayanı nasıl biz işte bakıyoruz yumurtalarına, hormonlarına bakıyoruz. İşte rahim filmi çekiyoruz, histeroskopi yapıyoruz, ultrason bakıyoruz. Her şeyini yapıyoruz bayamın.
bayanın. Ama erkeğe gerçekten yine spermine bakıp, sperm analizini yapıp, hormonlarına bakıp, bazen testosteron seviyeleri düşük oluyor. Hormon tedavisi vermemiz gerekiyor. Hasta erkek sigarayı çok içiyor. Çok sigara içtiği zaman bu sefer spermler gerçekten etkileniyor. Diyoruz ki işte sperm sayısı için mutlaka sigarayı azaltmamız lazım. Bu keçi boynuzu kürleri var. Evet. Onlardan uygulatmak lazım. Ben gerçekten inanıyorum çünkü son aşamada hani hareketlendirme aşamasında çok işe yarıyor. Keçi boynuzu kürü hareketi artırıyor. Hareketi artırdığı Evet. için de tabii ki ilaçlar veriyoruz. Tabletler veriyoruz, iğneler veriyoruz ama doğal tedavileri de unutmuyoruz. Çok Spor güzel. mutlaka, evet spor mutlaka öneriyoruz. Mutlaka spor yapmalılar. Haftanın 2 günü açık havada, oksijenli havada yürüyüş Yürüyüş mutlaka. Bunlar çok önemli. değil mi? Doğru Çok söylüyorsun. önemli. Akdeniz usulü beslenme erkekte de çok önemli. Spermin kalitesini artırıyor. Yalnız spermin kalitesi hemen yansımıyor. O yüzden 2 ay, 2,5 ay mutlaka beklemek lazım. Sperm döngüsü 70 gündür, 72 gündür. O yüzden evet, o yüzden mutlaka da beklemek gerekiyor. Bunlara hep dikkat etmek gerekiyor. Hani erkekteki bakış açımızda hormonlara baktırıyoruz. Varikosel var mı diye baktırıyoruz. Bazen her varikosel her zaman ameliyat edilmemeli. Bunu mutlaka söylüyoruz. Eğer hani bazen karşımıza şu hastalarla da karşılaşıyoruz Sibel Hanım. Varikoselden ameliyat oluyor. Ameliyattan önce 3 milyon hızlı ileri spermi var. Ameliyat sonrası bir bakıyoruz bazen hiç kalmamış. O Aa. yüzden varikosel ameliyatları gerçekten hani iki ucu keskin bıçak gibi. Yani tüp bebek uzmanları genelde istemiyorlar. Yani aslında vücudu bir işlem uygulanması her zaman iyi olmuyor anladığım kadarıyla. Kadında da erkekte de direkt tüp Evet. bebeğe geçmek her zaman daha yararlı. Organlar hırpalanmadan, değil mi? Aynen öyle. İşte her zaman her hastaya aynı şeyi yapmıyoruz. Kimine laparoskopi yapıyoruz, histeroskopi yapıyoruz, HSG çekiyoruz, kimine yapmıyoruz hemen. Evet. Hani o yüzden erkekte de varikosel ameliyatını biz kadın doğum gözüyle, hani tüp bebek uzmanı gözüyle baktığımız zaman çok önermiyoruz. Evet. Haklısınız bence. Yani ama yani tüp bebek gerekmesin diye yaptırıyorlar o varikozite de anladığım kadarıyla. O ameliyat daha mı ucuza geliyor acaba? Şimdi o ameliyat doğal yollarla çocuk olma olasılığı var diye söylendiği için Evet, öyledir. ondan dolayı, ama ben varikosel ameliyatı olup da doğal yolla açıkçası ben denk gelmedim. Hani o hasta eninde sonunda tüp bebeğe gidiyor. Evet, bence de öyle. Yani öyle çok arkadaşım var varikosel ameliyatı ille de olsun hani kendiliğinden olsun deyip de daha sonra hemen tüp bebeğe başvurdular. O İşte zaman o bakın ameliyatı yani. niye yaptın? Yani boşu boşuna ızdırap. Eğer hani şöyle bir şey. Eğer erkekte testislerde ağrı varsa, ağrı, Evet. dayanılmaz ağrılar varsa o zaman ameliyata gerek var. Ağrı varsa. Ama ben Anladım. bazen şöyle yapıyorum. O ameliyat öncesi sperm sayısı azsa spermi donduruyorum. Çünkü ameliyat sonrası sperm kalmayabilir. Geçen yaptık böyle bir hasta spermini dondurduk. Bizim ürolog hocamız gönderdi bize ki hani o çok gerçekten ben onun hareketlerini, tedavilerini çok severim. Bizde spermi dondurtturdu. Ben tüp bebek yaptım. Artıyeten de dondurduk. Sayısı azdı. Ve tüp bebek de gebe kaldı. Eşi bu hafta gebe kaldı. Ve spermi Maşallah. dondu. Şimdi ameliyat edecek ürolog. Ama Hı. sperm dondurduk. Olur ya diyor. Olur ya diyor. Varikosel ameliyatından sonra sperm sıfıra inerse bu sefer hastanın spermi kalmayacak. Allah korusun tabii.
Evet. O yüzden hani bu mutlaka buradan söylüyorum, sperm az olan hastalar varikosel ameliyatı öncesi sperm dondurma işlemi yapsınlar. Evet. Varikosel ameliyatı öncesi mutlaka sperm dondurma işlemi yapın arkadaşlar. Bu da çok önemli bir not olarak Evet. şey yapalım. Varikosel diye ben buraya not alıyorum. Bunu yazıp hikayeye de koyalım. Ameliyat öncesi. Sperm sayısı az olanlarda sperm mutlaka dondurulsun varikosel ameliyatı öncesinde. Dondurursun. Tamam. Evet. Arkadaşlar buradan yazıyorsunuz ama Acıbadem Hastanesi'nin ürolog doktoru da var tabii. Ama Tabii. önce gittiğinizde Mustafa Hoca sizi birlikte görecek. Ondan sonra oradan üroloğa zaten yönlendirir sizi. Aynen öyle. Tamam mı? Acıbadem Hastanelerinin İstanbul'da da yerleri var. Onu da ayrıca söyleyeyim. Ama Mustafa Hoca Kayseri'de, onu belirteyim. Sorularınızı şeyden yazarsanız, soru bölümünden, buradan soru yazıp ve konumuz da erkek kısırlığı ile ilgili sorularınız daha şu anda önde olsun lütfen, rica edeceğim. Evet, bayağı da soru birikti hocam. Hadi alalım soruları o zaman. Alalım, evet. Şimdi. Bakın şu bir yazı okudum şimdi. Ne? Mustafa Hoca'yı çok beğeniyoruz ama İstanbul'da olsa çok iyi olur ya. Kolonlayalım sizi oraya. Evet, İstanbul'a çok isteyen var gerçekten. İstanbul İstanbul diye. Yani Profesörlüğünüz gelmedi mi daha? Burada 3 Acıbadem yılım kaldı. 3 Üniversitesi. yılım kaldı. Üç O yılım. yüzden Ben iyi geliyor. Acıbadem Üniversitesi'ndeydim zaten. Hani Öyle mi? evet, Acıbadem Üniversitesi'ndeydim. Şimdilik profesörlüğüm için ara verdik. İşte doçentlik 5 yıl, doçentlik evresinde Ha, 5 yıl. üç yılım kaldı. 3 yılım kaldı. 2 yıl geçti. Anladım. Ha. 3 yıl gibi aklımda kalmış da sanki 2 yıl geçti diye düşündüm bir. Toplamda 5 yıl olması gerekiyor profesörlük için. O yüzden 3 yılım kaldı. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. 3 yıl çabuk geçer. Çok çabuk geçiyor. Çok çabuk Şafak Sibel kaçtı derler askerlikte. Kaçıyor. Hanım. Kayseri'den yollamayız diyorlar buradan. Kayseri her yerin tam ortasında ya. Ya Türkiye'nin evet, tam çok güzel ortasında. bir şey. Valla oraya yerleşesim var. Bekleriz her zaman. Ya inşallah. İnşallah. Ben seviyorum Kayseri'yi. Çok sıcak insanlar, dostluklar, çok güzel orası. Evet. Çok şey. Evet, hemen ben soruyu alayım. Şimdi ilk önce gene varikosel. Evet. Eşim azoosperm hastasıydı. Varikosel ameliyatı oldu. Sperm 1 milyondan az çıktı. Benim de AMH 0,88 hocam. Yani tüp bebek denemeleri lazım. Bir an önce hiçbir vakit kaybetmenin anlamı yok. Çok güzel yazmış. Hani burada hasta. Hani boş Evet. yere varikosel ameliyatlarıyla falan uğraşmanın bir anlamı yok. Hemen tüp bebek. Çok güzel. Evet. Hemen gene burada Soru mu alamadık, ne yaptı? Olmadı mı? evet, sorular şeyle ilgili soru olsun diye baktım. Tamam. Spermlerde genetik sorunu ağırlıklı olan hastalarda nasıl bir yol çiziyorsunuz? Erkekte nasıl bir tedavi oluyor? Öncelik sperm sorunuyla ilgili olanları almaya çalıştım. O yüzden biraz beklettim sizi. Şimdi spermlerde genetik bir sorun olduğu zaman genellikle bizim yönlendirdiğimiz şey şu. Bir, hani bu hastaya hormonlarına bakıyoruz. Eğer hormonlarda bir düşüklük var ise geçen gün şimdi sperm genetik sorunları hemen söyleyeyim. Klinefelter sendromu. Evet. Klinefelter duymuşsunuzdur Sibel Hanım siz de. Evet, duydum Burada tabii. genetik bozukluktur erkekte. Bu hastalarda azosperm olur. Azosperm olduğu için de bu hastalara TESE yapmak lazım. Geçen gün bizim yaptığımız TESE'de sperm çıktı. Bu hastaya Aa, siz çok güzel. hiçbir Evet, hiçbir zaman sizde sperm çıkmaz, sperm olmaz, bulunmaz filan denmiş. Biz bir ön tedavi verdik.
Ön tedavi verdikten sonra Hakkari'den geliyordu hasta. Hakkari'den geliyordu. Evet. Biz sperm bulduk ve sperm sonrası döllenmeyi yaptık. İki embriyo gelişti. Transfer ettik. Dündü. Kimyasal gebelik oldu. Kimyasal oldu. Bakın. Şimdi bu hastada gebelik oluştu. Kimyasal bir gebelik oluştu ama. Gerçekten hastada. Biz hastayla oturduk konuştuk. Hastanın bana dediği söz şu. Söyledi. Hocam bana hiç şansın yok dediler. Hiç şansın yok dediler. Sen hiçbir zaman anne olamazsın dediler. Ve eşinin hiçbir zaman spermi olmaz dediler. Hiçbir zaman. Ve biz ne yaptık? Ön tedavi verdik. Tese yaptık. Sperm bulduk. Gebe kaldı. Ama kimyasal oldu. Ve siz dediler bu beta HCG'yi bana pozitif olarak gösterdiniz dediler. Bu çok önemli bir şey. Bakın. Ve hastanın hani umudu var. Nasıl bir umudu var? Bir daha dener. Bir daha dener. Dondurduk spermleri. Spermi de var. Çok Tese güzel. ameliyatı sonrası spermi de var. Hani inşallah, inşallah yani inşallah hani bu hasta devam eden bir gebelik elde eder. O yüzden genetik problemi olsa dahi, genetik problemi olsa dahi bir şekilde hani bu bir düşük bir olasılık da olsa gerçekten hani gebe kalma olasılığı var. Doğru Biz söylüyorsun. zaten hani 46 yaşında, 47 yaşındaki bir bayana transfer yaptığımız zaman, transfer yaptığımız zaman ne diyoruz? Gebelik şansınız var mı diyor? Var diyoruz. Yüksek mi hocam diyor? Hayır, yüksek değil diyoruz. Sonuçta 46-47 yaşındasınız, 48 yaşındasınız. Hani Evet. ama az bir şey umudun var mı hocam diyor? Tabii ki var diyorum. Ve benim 46 yaşında da siz de takip ediyorsunuz. Gebe hastalarım var. Evet, Hani evet. Maşallah, 46 maşallah. yaşında, 44 yaşında, 45 Bilmiyorsun. yaşında. Evet. Hani gerçekten, gerçekten hani bu bir olasılıktır. Ve hani işte dua ediyoruz. Bakın Kadir Gecesi bugün diyoruz. Dua programı öyle açtık işte beraber şimdi Evet. şey yaparken başlarken Allah'ım dedik inşallah hani burada bizi dinleyen bebek isteyen çocuk İnşallah, isteyen anne inşallah. olmak Allah'ım. isteyenler inşallah seneye bu zamana inşallah anne olurlar diye açtık programı biz burada. Evet, Hani evet. dua ettik. Gerçekten hani burada şu var. İlahi bir güç var. Bakın hepimiz inanıyoruz burada. Burada ilahi bir güç var. Olmaz diye bir şey yok. Ben Evet. açık ve net diyorum. Hani o hasta bana dün bunu dedi. Benim var ya yani gözlerim doldu. Gözlerim doldu. Hani gerçek ben çok kaptıran bir adamım. Kaptıran bir doktorum kendimi. Hastayla oturur ağlarım oturur sevinirim yani. Benim çok farklıdır. Çünkü daha şeyim çok farklı. Bizim sosyal medyalarımıza da yansıyordur o orada. Yani biz hastayla seviniyoruz, çıldırıyoruz orada. Hastayla da üzülüyoruz, yeri geliyor ağlıyoruz. Hani burada bir şey yok ama hani bu söylenmemesi lazım. Sen gebe kalamazsın, senin çocuğun olmaz. Diyor ki bu Hakkari'den gelen bir hasta bana diyor 15 günlük evliyken sen bunlara hazırlıklı ol diye söylediler hocam diyor, doktor diyor benim yüzüme diyor bunları söyledi diyor. Ya bunlar 15 günlük evli, gencecik bir bayana, yani Çok evliliğinin eski. başında olan bir bayana söylenecek şeyler mi? Yani ben açıkçası Herkes burada de şuna doktor inanıyorum. olmamalı Mustafa Bey. Vallahi bilmiyorum ama. Şimdi şöyle bir şey. Doktor o ayrı bir şey ama doktorla ben şunu istiyorum. Lütfen herkes kendini hastanın yerine koysun. Maddi açıdan da kendini hastanın yerine koysun. Hani gelişi güzel yapılmayacak şeyler yapıp da vay işte şundan şöyle yapılırsa şu olur bu olur hastaya umut tacirliği yapmasın. Bu çok önemli bir şey. Hani bunu umut tacirliği diyorum. Yani ben hiçbir zaman bunu içime atmıyor yani bu şeylere, söylemlere. O yüzden mutlaka benim söylediğim şey şu oluyor hep hastaya. Umudunuz var mı? Var. Evet. Şu kadar olasılığınız var. %100 diye %100 hiçbir zaman olur diye söylemiyoruz. Olasılığınız şudur. Şu şekilde yapmak lazım diyoruz. Yani bence
bu şekilde davranmak lazım hastalara Yani karşı da. dürüst olmak tamam. Hani olmayacaksa olacak diyemeyiz. Ama tabii ki bu Allah'a kalmış bir şey. Bazı bizim yapamayacağımız yani tıbbın yapamayacağı şeyleri birdenbire bir takım mucizeler de olabiliyor. Bunlara da açığız çok şükür. Evet. Bu da çok önemli. Ama hiç olmayacak, yumurtası hiç yok, spermi hiç yok olmayan bir insana sen çocuğun olur da denmez tabii ki. Kimseyi de şey yapmamak gerekir. Doğru, dürüst olmak gerekir. Kırmadan Aynen söylemek öyle. gerekir. TESE denenmesi gerekir. TESE denenmesi gerekir. TESE'deki başarı oranınız şudur. Mutlaka bunları söylemek lazım. Tutup da %100 çocuğun olur senin. Bunu dememek lazım. TESE'de bir oran var. Bu Evet. orana bağlı olarak da size en iyi tedavileri uygulayacağız. Uyguladıktan sonra başarı oranınız da şudur demek lazım. Hani gerçekten açık konuşmak lazım hastayla. Ama kırmadan, üzmeden. Evet. Sizin en çok dua ederek tedaviye başlamanızı çok seviyorum hocam. Allah razı olsun demiş bir hastamız. Çok mutlu oldum. Güzel şeyler de geliyor. Şimdi Yalçın'ın burcusu arkadaşımız yazmış. Onu ben başa tutturdum. Eşim azosperm, 40-50 tane sperm var. Bunlardan %95'i ölü, %5 yok, yavaş hareket ediyor. 6 kere tüp bebek denedik. Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Şimdi şöyle yapmak lazım. Benim düşüncem o. Bir, bu hastada sperm havuzu oluşturmak lazım. Birkaç kere sperm alıp sperm dondurmak lazım. Mutlaka bir spermi dondurduktan sonra eğer yeterli gelmez ise TESE yapıp sperm aramak lazım. Bu Evet. önemli. Ama sperm havuzu oluşturmak lazım. Bu hastanın gebelik şansı var. O Gebelik. yüzden evet sperm mutlaka bence dondurduktan sonra ön tedavi aldı mı almadı mı bilmiyorum. Hani tedavi aldıktan sonra mı bu sayı çıktı? Hani bunları bir araştırıp ön tedavi de eğer hormonlar düşükse vermek lazım. Eşinin genetiğine de bakmak lazım. Evet, doğru söylüyorsunuz. Tamam, şunu şey yapayım. Şurada bir arkadaşım sorusu birden önümüze geldi. 10 senelik evliyiz. 2 tüp bebek denedik. 32 yaşımız 32. Hiçbir problem yok deniyor hocam bizlere. Fakat bir şey yok. Her şey Allah'tan tamam. 2 tüp bebek denemişler. Problem yok. Bu sebebi bilinmeyen infertilite anladığım kadarıyla. Değil mi? Evet. Bence şöyle yapmak lazım. Tüplere bakmak lazım. Artı hani eşinin spermiyogramındaki sperm DNA hasar testine bir bakmak lazım. Hani bunlara yapmak lazım. Ondan sonra hani gerekli tedaviyi vermek lazım. Anladım. Şimdi hemen şuradan hocam rahim ağzı darlığı için histeroskopi oldum 8 gün önce. 2 gündür kanama yoktu. Biraz önce başladı. Normal mi diye soruyor kanama. Muhtemelen bir aksilik yoksa normaldir. Kanamalar hani çok şey değil. Olabiliyor. Tedirgin olmasınlar. Anladım. Hemen o zaman şuradan yine soru geldi. Rahim filmi çektirdim. Adetim 2 gün gecikti. Polikistik over hastasıyım. Gebe olmadıysa aşılama şansım ne kadar diye soruyor. Şimdi şöyle bir şey. İnşallah. Rahim filmi çektirdi. Gebelik yok. Gebelik var mı yok mu ona baktırmak lazım. Adet gecikmesi olunca. Bu bir. İki, polikistik overde çok aşılamayı önermiyoruz biz. Hani aşılamayı önermediğimiz için de o yüzden hani tüp bebek düşünülebilir. Veyahut da hani bu hastada birkaç defa daha çatlatma tedavisi denenebilir. Anladım. Tamam. Teşekkür ederim. Bir tane hemen başa tutturdum. Eşim de morfoloji 1. Benim AMH 0,9. Yumurtalıkta tekrarlayan kist var.
Sizce acil tüp bebek gerekiyor mu? Yaş 26, hormonlarım normal, Maraş'tayım. Buradaki doktor bizi oyalıyor. Bir tedaviye başlayamadık henüz. Ne kadar süredeki evreler, bu önemli. Süre önemli. Nikia, lütfen kaç, ne kadar sürelik evli olduğunu yazarsan sevinirim. Ama morfoloji bir AMH 0,9 kaç? AMH sınırda aslında Sibel Hanım. Evet. Eğer yumurta sayısı yeterli ise 5 yıllık evlenmiş. 5 Nikia yıllık tüp Hanım. bebek. Tüp Evet. bebek. Tüp bebek olacak Nikia'cığım. Tabii. Lütfen sen bir ön görüşme yap. Ondan sonra Tabii da Maraş'tan çok Dubai'den hastamız var. buraya gelmen Gelebilirler. için. Maraş çok yakın bize. Gelebilirler. Ben de mecbur hizmetimi orada yapmıştım. 1,5 yıl Maraş'ta çalışmıştım. Maraş'ı çok severiz. Maraş'tan da çok hastamız var. Geldikleri zaman yardımcı oluruz. Çok güzel. Şimdi hocam, eşimde varikosel yok, ameliyata gerek görmediler. Sperm yok. Hiç ne yapmalıyız demiş. Ön tedavi vermek gerekir mi? Onun için mutlaka hormonlarına bakmak lazım. Hormonlar normal ise TESA yapmak lazım sperm için. Anladım. Teşekkürler. 3 tane başarısız deneme, 4 düşük. Normal yollarda hiçbir sıkıntı yok. İkimiz de genetikte normal, 31 yaş demiş. 3 başarısız deneme, 4 tane düşük normal yolla. Genetik Hiçbir normal. sıkıntı yok. Şimdi burada şu olabiliyor. Hemen bu rahimin içerisindeki katil hücre öldürücü tedavi mutlaka vermek gerekiyor. Bir de tüplerde bir şey var mı? Sıvı var mı? Hidrops tuba. Bugün bir tane yayınladığımız hasta var. Hidrops tubası var. Bugünkü pozitiflerden bir tanesi. Bizim ilk denememizde negatifti. Çünkü tüpleri bağlamamıştık. Hidrops tubası vardı. Embriyosu vardı. O yüzden hani ameliyat etmeden ilk önce bir deneyelim dedik. Ameliyat etmeden tutmadı. Daha sonra bu hastanın da düşükleri var çünkü tekrarlayan düşükleri var. Biz tüpleri kapattık. Tüpleri kapattıktan sonra bugünkü 7. gün değeri 40 küsürdü. Bugünkü yayınlanan bir tane sonuçlardan bir tanesi bizde. Hani bu çok önemli. Bazen ufak şeyler gözden kaçabilir. O yüzden tüplere baktırmakta fayda var Sibel Hanım. Evet, doğru diyorsunuz. Eşim azospermi TESE oldu. 4., 5., 6. güne giden AA kaliteli embriyolarımız oluyor. Ama sebepsiz tutmuyor. Burada sorunu spermde aramalı mıyız? Şimdi burada sperm güzel bir soru bu Çok güzel aslında. bir soru. Evet, çok güzel bir soru. Burada iki şeyde bir arayabiliriz. Bir, rahimin içerisinde hani kötü bir hücrelerden vardır. İşte dediğim katil hücrelerden vardır. Veyahut da rahimin iç yapısında polip vardır. Rahimin yapısını bozan bir şey vardır. Histereskopik rahime çizik atıp artı embriyoya genetik tarama yapılabilir. Embriyoya genetik tarama yapıp biz açıkçası ondan sonra transfer yaparsak daha iyi olabilir. Çünkü 5AA diyoruz bazen. İçini bilmediğimiz için hani genetiğini bilemiyoruz. Genetiği bilmediğimiz için 5AA transfer edip negatif olan hastalar da oluyor. O yüzden embriyonun kalitesi sadece dış görünüşü değil. Ben her zaman onu diyorum. Genetiğine de bakmakta fayda var diye. Genetik taramalı tüp bebek yapılabilir bu hastada. Genetik taramalı tüp bebek. Evet, doğru diyorsunuz. Hemen şurada bir soru daha var. Onu başa alacağım. Hocam, 5 günlük AB kalite embriyon PCT yapıldı. Genetik de geçti. Miyom ameliyatı oldum. Tutma şansı kaçtır? Başka bir soruyu almıştım ama çıktı. Yani bu hastanın tabii ki 5AB şans olarak bir oran vermem şimdi hastayı görmeden olmaz ama 5AB güzel bir kalitede hani yüksek oranlarda gebelik şansı var bulunduğu kliniğin, öyle söyleyeyim. Evet. Bir soru vardı yukarıda. Yine azospermle ilgili. Fakat onu kaçırdım. Tekrar yazarsa
Çok sevinirim. Güzel bir soruydu o da. Yoruldunuz mu? Ben mi? Evet. Biraz yorulduk. Evet. Spamle ilgili olanına baktım ama. Merhaba Mustafa Bey'in hastasıyım. İlk denemem tutmadı. İkinci denemeyi bekliyorum. Histeroskopi oldum. Yumurta kalitesi 5AA ve 5EB. Tutmaz diye korkuyorum. Ameliyattan dolayı 10 gün gecikti. Normal mi? Ameliyattan dolayı gecikme normal. Hani söylediğim gibi her hastaya her zaman için aynı şeyi yapmamak lazım. Bu hastamızda da ilk denemesinde histeroskopi yapılmadı sonuçta. Şimdi yapmışız histeroskopi, rahim etizi kattık ve katil hücre öldürücü tedavi ile transfer yapacağız. Hani gerçekten hani iyi olacağını düşünüyorum, inşallah iyi olacak. İnşallah. Çok geçmiş olsun arkadaşım. Hocam dış gebelik yaşadım. Pazartesi günü tüpüm patladı. Çok çok geçmiş olsun İmrancığım. Diğeri tıkalı. Acil ameliyat ettiler. Bu hamileliğimi engeller mi diye soruyu da devam ediyor diye alıyorum. Şimdi şöyledir. Dış gebelikte Bir tüp tüp. patlayınca o tamamen iptal oluyor o, değil mi Evet. yumurtalık? Evet. O tüp tamamen iptal oluyor. Öbür tüpü de tıkalı ise sonuçta hani yapılacak şey tüp bebek. Tüp Çünkü iki bebek. tüpü de olmamış oluyor. Evet. Hemen diğerine geçiyorum. Of. Hocam rahim ağzı darlığı hakkında bilgi verebilir misiniz? Histeroskopi oldum. 8 gün oldu kanama var. Şimdi şöyle bir şey. Rahim ağzı darlığı derken hani burada aslında rahimin içi mi dar, rahimin ağzı serviks mi dar? Hani rahim ağzı darlığı diye bir şey olmaz aslında Sibel Hanım. Evet. Yani ben şimdiye kadar binlerce transfer yaptım. Hani hiçbir zaman için içinden rahim ağzı dar diye geçemediğim transfer sırasında bir rahim ağzı olmadı. Hani o yüzden rahim ağzı dar diye bir şey olmaz. Anladım. Peki, teşekkürler. Yaşımız 36, eşimde morfoloji 0, ileri hızlı yok. Verdiğiniz öneriler ne olabilir diye soruyorlar burada. Şimdi morfoloji sıfır, hızlı ileri yok. Şöyle bir şey, biraz önceki konuştuğumuz tedavilerde hormonlarına bakmak lazım bu hastanın. Eğer hormonlarında bir problem varsa mutlaka takviye etmek lazım. 2,5 ay sonra da etkileyip etkilemediğine bakmak lazım. Sigara kullanıyorsa sigarayı mutlaka kessin. Çok önemli çünkü hızı ilerisi sıfır çıktığı için hani bu hemen gerçekten sigarayı bırakınca etkisini görecektir. 3 ay sonraki de testte görür ama. Yani burada keçi boynuzu pekmezi kürü mutlaka uygulaması lazım. Bunları Evet, aldıktan sonra takviyelerle ben düzeleceğini düşünüyorum. çok güzel, teşekkürler. Kimyasal gebelik hakkında bilgi verebilir misiniz? Kromozomsal sıkıntıdan kaynaklı mı böyle oluyor diye soruyorlar. Evet, kromozomal sıkıntıdan kaynaklı kimyasal gebelikler olur. Sperm ve yumurta birleşirken hani insan doğasında şudur. 46 kromozomla yaşamaya hani sonuçta nesil 46 kromozomu ister. Kromozom yapısında sayısında bir değişiklik olur ise nesil bunu istemez, insanoğlunun nesli. İnsanoğlu nesli hani doğa bunu istemez. Bu yüzden de hep seçilir. Hani eğer o kromozomu bozuk bir embriyoysa kimyasal gebelikle sonuçlanır. Vücut dışı bir şeyi asla kabul etmiyor. Yani biz düşükte çok üzülüyoruz ama vücut aslında elemesini yapıyor. Yani çok akıllı bizim şeyimiz bizim beynimizden daha akıllı vücudumuz bence. Aynen öyle. Kendini Hemen. zaten yönetiyor. Evet, gerçekten yönetiyor. Yani biz nefes almadan nefes alıyoruz, kalbimiz atıyor. Yani her şey işliyor. Bir tek beynimiz. Konuşuyoruz biz ya sadece. Hocam ben 24 haftalık hamileyim. Amniyon sıvısı 9,9 çıktı. Çok mu tehlikeli? Hocam 5 haftadır şiddetli öksürüyorum.
suyun Şimdi açı olmasına bağlı olabilir mi diyor. Ben bunu tam anlayamadım tabii son şeyini. suyunun az, hani biz burada Az olması. Evet, az suyu olmasından, az. suyun az olduğundan öksürük olmaz ama hani öksürük başka bir şeydendir. Onunla ilgili mutlaka hani bir tedavi, COVID olabilir. COVID mutlaka Aa, geçmiş batırmasında olsun. fayda var. Evet, veya COVID geçirmiş olabilir. Akciğerlerde tutulma olmuş olabilir. O olabilir. Suyunun azlığı ona bağlı olabilir mi? Oradan bağlı olabilir mesela. Neden? COVID, gerçekten COVID hastalığında biz suda azalma görebiliyoruz gebelerde. Erken doğum görebiliyoruz. Hani bunların hepsini COVID'de görebiliyoruz. O yüzden bir araştırmakta fayda var. Teşekkürler. Hocam transferin 10. günü beta HCG 37.97 çıktı. Güzel bir sonuç mu? Tam olarak hamileyim diyebilir miyim? 2 gün sonra tekrar baktırmasında fayda var. 10. günde böyle bu sonucu alıp da gebeliği normal sonuçlanan birçok hasta var. O yüzden hani 37 değeri gebeliği var. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun. Evet Mihribancığım. Hemen şuradan şey yapayım. Merhaba hocam, bende miyom polip var. Düşük ve adet düzensizliği oluyor. Düşükler miyomdan mı? Miyom eğer rahimin iç tabakasında ise, polip zaten iç tabakasındadır da, miyom da iç tabakasında ise hem adet düzensizlikleri yapar hem de düşük yapar. O yüzden tedavi edilmesi lazım. Evet. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum bazı sorularda. NGS ile 13 tane embriyomuz tarandı. Ancak tamamen sağlıklı gelmedi. Yapılabilecek bir şey var mı diye soruyorlar. Çok geçmiş olsun. Gerçekten, gerçekten çok kötü bir durum. Hani 13 tane embriyonun, 13 tane embriyonun hiçbir tanesinde sağlıklı gelmemesi, o kadar emeğe mi yazık, emeğe mi üzülse, o kadar verdiği paraya mı üzülse, gerçekten hani zor bir durum. Hani şöyle yapılabilir bu hastalarda da Sibel Hanım. Biraz önceki söylediğimiz yumurta ve sperm kalitesini düzenleyici ilaçlar, besin takviyeleri, spor, sigarayı azaltmak, bunların hepsini yaptıktan sonra tekrar tüp bebek denemesi. Yani ama bunların hepsini bir minimum 3 ay yapmak lazım. Çünkü bizim yaptığımız şeyler hani spermi etkiliyor, yumurtayı etkiliyor. İnsanoğlunun yaptığı şeyler hani sonuçta. O yüzden stresten uzak, hani bunların hepsi etkileyen faktörler. Bence bunları yaptıktan sonra tekrar tüp bebek denemesinde fayda var bu hastanın. Evet, sevgili Aydın, evet lütfen beslenme konusuna dikkat edin ve bana yaz istersen, tamam mı? Süremiz de bitmek üzere. Sizi fazla yormayayım diye şey yapıyorum. 6 tane yumurtamız spermle birleşti. 4 tanesi çok iyi. 2 tanesi normal mi? Tutma şansımız var mı tüp bebekte diye Tabii ki, soruyorlar. tabii ki. Bakın ben dünkü verdiğim sonuçlardan bir tanesi miydi, neydi? 3 tane yumurta çıkmış hastamızda. 3 yumurtadan 3'ü döllenmiş. 3 tanesi de 5. güne gitmiş. Baksanıza. Bu hastadan 15 tane yumurta çıkıp da 3 tane de 5. güne gitse yine güzel diyecektik. 3 tane yumurta çıkıp 3 tanesi de 5. güne gidince de güzel diyoruz. O yüzden yumurta sayısını çok böyle takılmayalım. Sona kalana takılalım. Sonra da 2 tane güzel kalmış mesela, şimdi söyledi. Bence gayet güzel. Gebelik şansı tabii ki var. İnşallah, inşallah hamile kalırlar. Selam, Almanya'da tüp bebek tedavisi yaptık. Geçen hafta yetersiz yumurta olmadığı için iptal etmek zorunda kaldık. Bunun bir tedavisi var mı diye soruyorlar. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum Sibel Hanım. Gerçekten Almanya'da yüksek doz kullanamıyorlar. Yüksek doz kullanmadıkları için de hani bazı hastalarda yumurta çıkmıyor. Hasta zannediyor ki... Kod kısıtlaması mı var Mustafa Bey orada? Efendim? Ya, ilaç kısıtlaması falan mı var? Neden İlaç kullanmıyorlar? kısıtlaması değil de taze transfer yapıyorlar muhtemel. Hmm. Orada hepsi taze yapılıyor. 5. güne gitmiyorlar çoğunluğu zaten. 3. gün taze transfer yapıyorlar.
az yumurta geliştirmek istiyorlar. Az yumurta geliştirmek için de verdikleri ilaç dozu çok düşük. İlaç dozu düşük olunca da gelişmiyor. Hasta da bu sefer paniğe kapılıyor. Diyor ki, hocam işte benim yumurtalık yetmezliğim varmış, ben yumurtam büyümüyor, benim çocuğum olmaz ya. Almanya'dan çok hasta geliyor zaten. Almanya'da. Evet. Hani o yüzden mutlaka bence bizim bir görmemiz gerekiyor Türk hekimlerini. Ben her zaman onu söylüyorum. Yani lütfen, hani biliyorum tamam zor Türkiye'ye gelip burada kalıp yaptırmak her şey, ama hani bu bir hayat sonuçta, çocuk. Hani bir şey istiyorsanız ben her zaman Yeni bunu bir söylüyorum. başlangıç olacak yani. O emek bence değer. Evet işte bak. O çok benim Avustralya'dan şu an hastam var. İki bir yani bu kaç saatlik uçakla gelen bir hasta. Kaç saatlik? Yani buradan Evet. eğer dinliyorsa yazsın lütfen. Yani gerçekten 9, hastamız 12, 16 saat falan herhalde. 20 saate yakın uçak Aktarma yolculuğu. vardır. 20 saate yakın uçak yolculuğu var. Kaç bin kilometre orası? Yani 24 bin Dünyanın kilometre öbür bitti. Evet, dünyanın öbür ucu. Dünyanın öbür ucu. helal olsun yani. Şimdi bunları görünce ben işte şeyden diyelim ki Erzincan'dan şey yapıyorlar. Ben diyor Kayseri'ye gidemem, Ankara'ya gelemem. Ben senin tüp bebek merkezini oraya mı getireyim mesela? Ben bazen sıkılıyorum cevap verirken. Ya mutlaka emek olmadan yemek olmaz Sibel Hanım. Evet. Ben her zaman onu söylerim. Emek olmadan yemek olmaz. Ben gerçekten hani çalışarak bir yerlere geldim ve buna inanıyorum. Çalışmak, azimli olmak, emek vermek çok önemli. Hani biz de çok emek verdik. Hani ben kaç yıldır işte 40 yaşındayım. Kendimi bildim bileli okurum. Kendimi bildim bileli tıbbı takip ederim. Hani bu şudur. Ben bir emek veriyor isem mesela, karşılığını çok şükür görüyorum. Hastalar da bunu yapmalı. Emek vermeliler. Almanya'da olabilir, Hollanda'da olabilir. Ben biraz önce söyledim. Avustralya'dan geldi. Hani o yüzden dış ülkelerde ben çok tedavi önermiyorum. Türkiye'yi mutlaka öneririm. İlla ki bizim merkezimize gelin demiyorum. Ama Türkiye'yi öneriyorum. Lütfen bakın, burada zaten sizin sorularınızı cevaplamak için doktorlarımız geliyor. Kaç saattir çalışıyorsunuz Mustafa Bey? 12 saat, 13 saat oldu mu siz sabahtan beri başladınız? Kaçta? Tabii tabii 8'de başladım. başlıyorsunuz. Bugün biraz. 8'den 8'e 12 saat değil mi? Evet, tabii. Aynen öyle. Evet. Bu sıralar biraz rahatsızdım. Belki sosyal medyadan da gördüyseniz. Çok geçmiş olsun. Evet, şey Sağ yaptım. ol. 3 haftadır muhtemel ne olduğunu anlayamadık. Hani ya influenza ya Covid, ikisinden birini geçirdim. Çok şiddetliydi. Hatta cuma günü hiç ayağa kalkamadım. Tekerlekli sandalye ile fizik tedaviye götürdüler. Evet, çok kötüydü. Aa, çok çok geçmiş Evet, olsun. Tabii evet. onlardan haberimiz olmadı. Evet. Çok rahatsızdım. Yavaş yavaş toparlıyorum. Yani bir iki bu sıralar zaten az çalışıyorum. Hani bayrama kadar böyle bir karar aldım. Saat 3'e kadar çalışıyorum. Bayrama Tamam, kadar. çok iyi yapıyorsunuz. Dinlenin Evet. tabii, yok olmaz yani. Vücut dur demiş size yani. Herkes öyle diyor. Dünyayı Nazar değdi diyor. dur diyor. Evren Nazar değdi dur, diyorlar. kendini yoruyorsun. Bir dakika. Mustafa kendine gel. Yani Aynen dinleyeceksiniz. öyle. Aynen öyle. Şimdi enerji depoluyorum. Biraz bayrama kadar bir 3-4 günüm kaldı. Saat 3'e İyi, kadar süper. hastanedeyim. 3-4 gün daha bir bayramda da biraz dinleneceğim. Ondan sonra yoğun tempo yine başlayacak. Yani işte siz de beslenmenize dikkat edin, vitamine. Biz önermeyelim Evet. size artık, onları da şey yapın. Son sorumu soracağım size lütfen. Ondan Tamam. sonra da şey yapacağım. Hocam, tüplerimi açtırdım ama yine tıkandı. Tüp bebek için Almanya'dan geleceğim. Yumurtalarım tembel, ne yapmalıyım? Yumurta kalitemin yüksek olması için. Yumurta kalitesini yükseltmek için mutlaka benim internet sitemden veya sizde de var. Beslenmeyi mutlaka oradan okusunlar. Protein ağırlıklı beslensinler. Karbonhidrat ve yağlı gıdalardan uzak dursunlar.
Organik gıdalar mutlaka tüketsinler. Sigara içiyorlarsa mutlaka sigarayı bıraksınlar. Günlük yarım saat mutlaka bir yürüyüş yapsınlar açık havada, bol bol. Hani bunlar, bol sıvı tüketsinler. Bunlar biraz daha yumurtalık gerçekten kalitesini etkiliyor. Doğru söylüyorsunuz. Ben de fitoterapi eğitimi alıyorum şimdi. Sağlık danışmanı. Evet, yani O ne güzel, ne daha güzel. daha fazla beslenmeyle ilgili hiç olmazsa bir sertifikam bir şeyim de olsun da o kadar çevirileri okuyoruz bazı adam gibi ben bunun eğitimini de aldım diyebileyim Çok diye. güzel, Bak çok ben güzel. bu yaştan sonra yine şeye başladım yani eğitime başladım. Tabii Çok okumanın yaşı teşekkür yok. ediyorum. Yok gerçekten ben de zaten çok meraklıydım bu konuya. Hazır dedim bir fırsat şey yapmışken geceleri çeviri şuna buna bakarken bir de dedim birkaç şeyde eğitiminle şey yapayım. Çok iyi Bir olmuş. ay yani işte bir ayda falan onu da şey yapıyorum. Hayırlısı bakalım. Başınıza Hayır. şey keseceğim. Beslenme uzmanı. Estağfurullah. Çok güzel olur. Bizim için çok büyük bir fayda olur açıkçası. İnşallah, Ne güzel. inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Ben Sağlığınıza teşekkür iyi ederim. bakın. Lütfen kendinize dikkat edin. Bize Çok sağ lazımsınız. olun. Sağlığınıza Çok dikkat sağ edin. olun. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Rica ederim Ve her geldiğiniz zaman. için de çok teşekkürler. Rica İyi ederim akşamlar her zaman. arkadaşlarım. Çok teşekkür ediyorum sizlere, hepinize. Harika bir toplantı oldu, canlı yayın oldu sayenizde. Hepinize minnettarım bizimle birlikte oldunuz. Yeniden başka bir yayında bizimle birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın. İyi akşamlar İyi Mustafa akşamlar, Bey. iyi akşamlar.